Hepinize iyi günler dilerim. Twitch'te başladığımız ama sahnelerinden dolayı devam edemeyeceğimiz, şöyle mikrofonu bir öncelikle hemen ayarlayayım. Daha iyi sanırım. Evet. Sahnelerinden dolayı devam edemeyeceğimiz oyunumuz Last for Darkness. Şöyle buyurun. Birinci bölümde ne olmuştu? Karımız kaçırılmıştı. Gizli bir tarikat tarafından. O tarikatın içine sızdık. Çok garip bir tarikat bu arada. Hani cidden garip. Twitch'te oynadığım için bazı sahneleri göremediniz. Gayet normal bir şey. Yasak var, ban var, ban. Zaten büyümeye çalıştığımız bir yerde işte ban yemek istemem. O yüzden oyunu YouTube'a taşımayı düşündüm. Böyle bir karar aldım. Bugün de ikinci bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Şöyle devam et diyelim. Bu arada ha. Gizli bir yeri gibi bir şeydi, tam bilmiyorum. Nasıl bir şeyse. Oraya girdik. Orada bir şeyler kovaladık. Bulmacalar falan bir şeyler vardı. Onlardan çözdük. O yerden çıktıktan sonra girdiğimiz malikane gibi bir yere tekrar geri döndük. Döndüğümüzde de karşımıza karımız çıktı. Adını hatırlamıyorum. Her neydiyse. Bir şeyler konuştu, konuştu, konuştu. Herhalde oradan bir başlar yine, tam bilmiyorum. Hamile olduğunu öğrendik karımızın. Çocuğu da o malikanede doğurduğunu öğrendik. Bu arada kayıt tamam. Kayıtta bir sıkıntı yok. Umarım. Bu ses. Ah, bu ses. Şuradan karımızı görmüştük. Kaç işaretli odayı bul. Ha. Tamam. Doğru, biz buradan çıktık. Burada karımızı gördük. Hamile olduğunu öğrendik. Ne bu? Kapıyı açabiliyoruz. Evet, oyunun sesiyle alakalı herhangi bir sıkıntı var mı? Sanırım yok ama ben kendim de kulaklıktan kısıkmıştı. Oradan biraz daha yükselttim. Ya bu fincanları falan biz bir kontrol edebiliyoruz ama ne işimize yarıyor, hiçbir fikrim yok. Kabus gibiydi. Evet. Tam da geçmişi anmalık vakit. This mask Bu must maske belong to Willard'a Willard. ait olmalı. Maskelerden birini biz de takmıştık. Hala suratımızda duruyor. Hiç fikrim yok. Ölüm belgesi. Merhumun bilgileri. Ünvan. Bey. İsim. Milton. Soy isim. Yelverton. Garip. Ölüm tarihi. 3 Ekim 1885. Ölüm sebebi intihar. Arkasında ise hiçbir şey yazmıyor. Bunlarda ne var? Doğum belgesi. Benedict Yalbert'in cinsiyet erkek. Doğum tarihi 1 Eylül 1885. Philadelphia. Ha, intihar eden adamın oğlu. Evet, Yalbert'in. Annesi de oymuş. Bu da ölüm belgesi. Aynen. Ölüm sebebi ise doğum sırası kanama. Çocuk doğarken kadın kanamadan dolayı ölmüş. Oh, yeni olay örgüsü açıldı. Yalvart'ın mirası görü. Mirası diyor. Bu arada oyunun müzikleri gayet güzel, yani hoşuma gitti. Bir önceki bölümde özellikle o çalan şey. Neyse. Psikolojik yorum. Sebep demiş. Hastanın kocası Bay Milton Yalvart'ın isteği Bay Milton Yalvart'ın isteği üzerine incelendi. Hastanın geçmişi. Harriet Yalvart'ın 1840 yılında bir köylü ailenin evladı olarak doğdu. Eğitim görmedi. 19 yaşında hala kocası olan Milton Yalvart ile evlendi. Bilinen kalıcı bir hastalığı yok.
Psikolojik tahlil. Hastanın uyum sağlama yeteneklerinde eksiklik ve gerginlik dolu durumlara karşı eşiğinin düşük olduğu görülüyor. Hasta zaman zaman aşırı duygusal tepkiler veriyor. Hasta kimi zaman Luska diye adlandırdığı garip bir diyardan, Luska mı? Diyardan ve belli başlı bir yapıdan bahsediyor ki bu olayların ardından bilincini kazanıyor ve epey utanç duyuyor gözüküyor. Sonuç, hastanın durumu rahatsız edici ancak kanıtlar zihinsel bir hastalığı teşhis edemeyeceğim kadar yetersiz. Kadın deli miymiş anasını satayım? Ona dokunabiliyor mu? Yok. Burada da bir dolap var. Onu da açalım mı? Ebesinin ama şimdi. Bu arada YouTube'a sansürlü bir şekilde koyup koymayacağım hakkında herhangi bir fikrim yok. Twitch'ten ban yemeyelim derken YouTube'dan da şey almak istemiyorum. Neydi? Teşhis miydi? Ne? Teşhirdi herhalde. Hatırlamıyorum. Bunların hepsini aslında bakmam gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bilmiyorum ama ben yine de herhangi bir şey çıkar diye şuna bak, hiçbir şey yok. Sizde de bir şey yok. Ya burada bir şey. Bu ne oğlum? Harbiden çok 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 garip bir teşkilatınız. Bak bu kapı. Neydi? Haç. O da haç işaretli oda mıydı? Öyle bir yer. Biz bu arada nereye geldik ya? Dur, burada da bir kapı var ama kilitli. Abla siz gitmediniz mi ya? Ben sizi şey yapıyorsunuz sanıyordum. Bu arada bu kadın şey değil miydi? Tanrı ve insan aynı cevap verildi. Algımız gerçekte karmaşa sebeptedir. Ne akıl delilik, sanatsal güzellik, çirkinlik ve tüm yaratık lüzumsuz ise. The master's work does not provide answers. Answers we find in deeds, and that is why we are all here. Değil mi abla? Bir şey yapacağım ya. Bir önceki bölümde aklımı aldın sen. Burası da mı aynı? Kelebek. Bu ne? Güle benziyor. Siz açılıyorsunuz mu? Kilitli. Crown symbol. Kaç işaret? Ha. Crown Çocuğumun gerçekten bu adamı delilik bu. Tamam abicim erişeceğiz. Bu ne lan Çinli gibi? Aa. Son olaylar cemiyetimizin genel fikirlerinin temelinde hatalar olduğunu gösterdi. Değişim gelmeli. Gördük ki yoldaşlarımızın bazı başlarına gelenler iyilik değil. İnsan biyolojisi Lastaga. If you want to die, you're free to do so. But I'm not going to. Instead of looking for paradise, we can create it here.
and you know it. We have created it many times, and so many times we have enjoyed its vices. Lustga is a step further. What you are proposing is a step backwards. This is death. Death in its purest form. There is nothing else there. When Willard gave the child to the land of eternal ecstasy, and the gates were finally opened, I saw the faces of those who were attacked by the forces of Lustga. Yes, they have been killed. But right before death, they found absolute fulfillment. This is the way we should follow. We can go on like that forever. Ben sizin konuşmanızı bekleyemeyeceğim. Sanırım bekleyeceğim. Burada kaplanmış. Çekmecelerde bir şey bulabilir miyiz? Ne işimize yarayacak oğlum, kullanabilsek. Sekerdiyse de. Aha. Siz. Sizi de kullanamıyoruz. Çok iyi. Devreleri açmak istemiyorum ama bir şey çıkar ya, çoğunluğunda da çıkmıyor abi. Yapacağınız şey siz de açılıyorsunuz değil mi? Başka bir şey. Ha dur. Ha siz. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? What now? Your moves are so faulty. So clumsy. The guests alone. No, if you're looking for someone to play with, perhaps I could be of use. Öldürdü lan adamı. Var mı bir şey alabileceğimiz? Hayda. 413 ha. Sen açılıyor mu? Strong magnet. This might be of use. Magnetik ne? Magnetik diyordum. Mıknatıs ne işimize yarayacak oğlum? The magnet is strong enough to move the lock. Elektriyordum. Ne yaptın lan? Aa. Çık oradan, çık. Oda mı değil? Yok, aynı oda.
Tamam oğlum, ne korkuyorum bu kadar. Çizmiyorsunuz böyle. Burası açılmış. Ha siktir ya, yine bu portal. Yapacak bir şey yok canım, gireceğiz. O ne lan? Canlanmıyorsun değil mi sen? Orospu bu çocuğu bir kere de bir canlanma ya. Ha, geliyor deme, geliyor deme, geliyor deme, gelmesin. Ha siktir, bir tane daha bir şey çıktı. Ya burada değil miydi o ya? Abla. Aklım aldı ya. I made it. This should be the baby's room. Where's the baby? Aha anahtar lan. Tabii benim fotoğrafım. My child. Why is there a scar on its face? What the fuck did they do? Someone wrote a few notes on this piece of paper. Bir şeyler yazmış. Bölümün orasını. Müştüm ilintili olmalı diyor. Çalışma odasındaki piyanoyu incele. Hayda. Buradan girdik. Biz önceden karımız görüyorduk. Şimdi niye bunlardan görüyoruz? Bir odaya çık. Evet. Evet. Ha. Dur. I'm scared to think of what I might find there. Bende.
Biz geçti bulduk oğlum zaten. Ulan bebe şunun içinde oluyormuş bir de. El bombası gibi bir şey anasını satayım, şuna bak. İyi, burada neler yapıyorlar bunları ya. Dur sen şöyle bir git. Sen açıl. Siz açılıyorsunuz mu? Yok. Burada açılan bir şey var mı? Not var. Kürtaj 11 ay önce hayal delilikti. Tüm çocuğu zaman. İsim Amanda, soy isim Moon. Yaş 23, rahatsızlık. Üç çocuk, uygulanan işlem. Hidroklorik asitle kürtaj, cerrahi notlar. Operasyon kusursuz gerçekleşti. Cerrahi işlem sonrası hastanın durumu arındırıldı. And to think, she still sees you as her child's father. Yes, you've read that correctly. I scraped it out. Everything connected to you, I have scraped out of Amanda. Kafamızı çevirelim bir şey. Nasıl senin çocuğun lan? Askan'ın özünü içinde taşıyor. Bu yaratık falan mı lan? Nasıl bir şey bu? Hayda. Nereye attı bu bizi? Sonsuzluk bir yalan. Hı. Evrenlerin doğasını anlamamıza yardım eden bir yakınsama. Sadece yakınsama neymiş? Orada son karanlık göğün ardında mutlakın gerçek yüzü durur ve onun ardından da hiçbir şey yoktur demişler. Ve doğru düzgün okuyabilseydim. Bizi üçlüye atmayaydı. Neydi ya? God damn it. Willard took my mask off. If I make it out of this world, I must pay attention to the cultists. I need to focus and find Amanda. The child is Willard, so there's nothing more keeping me here. Aha, çıkış yolu arayacağız, tamam. Dur. Burada bir şey var. Vah. Bu onların sembolü gibi bir şeydi ya. Kesin başımıza ne gelecekse bundan sonra gelecek var ya, kesin. Bu ne lan? Aynı yere mi çıkıyor ki?
Onları bize niye gösteriyor ki ya? Orospu çocuğu sal, sal ananı sikerim, sal, gelme, sal. Ben nereye gideceğim? Ağzına sıçtı. Yayını açmamışsın. Yok. Yayını açmamışsın. Açmadım zaten biliyorum. Video. Nasıl korktun? Yürü git lan. Evet, tamam. Ya anam kulağım niye açık senin? Sana ne? Arkadaş. Oha. Değildir ya. Niye öyle dedin oğlum? Değildir be. Abi canlıysan senin ben hızlı hızlı gitmek istiyorum. Heykele benziyorsun sen ya, canlı değilsin. Değilsin, değil değil piç. Düzel artık sen de ya. Ha düzel. Ne buradan geçerken kafana kısılmayalım. Kısılacağız mı? Ne oldu? Dur, bir şey geliyor.
Döndürme şeyin yok mu lan senin? Sessizleşti oyun, ne oldu? Yine mi bulmaca var? Bu kadar mıydı? Dur lan, üstünde şu üstündeki işarete göre. Ne yapıyorsun lan? Standart çıktı bundan. Ben önce ne yaptım ki ya biraz önce? Yıldızlı olan vardı herhalde. Ha, dur geçtik. Şimdi yıldız, ağaç, kılıç. Çık dışarı. Korkmayacağım kardeş, korkma. Dışarı çık. Neden kardeş? Ne oğlum, yine aynı yere geldik.
Böyle bir şeymiş var mı? Bir şeymiş varmış. Yani hikayeleri keşfetmek oyun dünyasının hikayesini daha iyi anlamana yardımcı olur. Şu bir işimize yarayacak mı ki ya? Ha, biz böyle böyle dolanacağız kesin var ya. Geçebiliyoruz mu lan şuradan? Ya hangisinin doğru olduğunu nereden anlayacağım ki? Yapma ya. Başka neyimiz vardı ki dur. C, Q, E, R. Bir şey olmuyor. Aldığımız şeylere falan bir yerden bakamıyordum ki. Abi kaçamıyoruz. Görev şeyin dünyasından kaçamıyoruz. Sen canlandın mı geri? Vallahi biz de adamla beraber gideceğiz herhalde. Üçünü de aynı yapacağım lan diyor. Evet. Madem böyle bir şeye geldik. Burası YouTube için ikinci bölümün sonu olsun. Şöyle bir yudum daha. Garip garip boyum, çok garip. Ay. Kaç saat sürüyor ki acaba toplam bitirmesi? Neyse bir sonraki bölüme buradan başlarız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Altta da Twitch kanalı da koyarım. Ona da bir gelin bir eğleniyoruz ya işte. Güzel geçiyor yani. Orada beklerim. Kanalda da abone olursanız yani güzel olur. Sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Bye bye.